Neler olmuş Zehra Hanım? Ömer nasıl bulaşmış bu işe? Neler olup bittiğini bir anlayabilsem. Her şey o pis zengin kızının başının altından çıktı. Eylül. Yalan mı Zehra teyze? Eylül haklı Zehra Hanım. Davul bile dengi dengine dermiş atalarımız. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Yani benim oğlum... Öyle demek istemedim. Benim oğlum hırsız değil, anlıyor musunuz? Hırsız değil. Sakin ol Zehra Hanım. Biz sadece... Yani o kadının ne kadar zengin olduğu belli. Belki çocuk bir an onlar gibi... Ne olur Şükran Hanım. Artık hiçbir şey duymak istemiyorum. Ömer'in bu işi yapmadığı besbelli Kemal Bey. Ben de öyle düşünüyorum ama... Bu Evliyazadelerin evinde daha önce de bir hırsızlık olmuş. O gün çalınan şeylerin üzerindeki parmak izi Ömer'inkiyle uyuyor. Ya? Eğer bu işi Ömer yaptıysa, ki öyle gözüküyor, başı büyük belada demektir. Kemal Bey, iyi bir avukat tutsak. Sana bir şey olmasın. Sen sıranı saldın. Seviyor musun hala onu? Unutamadın değil mi? Onu kimse unutamıyor. Evet. Başı dertte. Hem de çok büyük bir dertte. Keşke ona yardım edebilseydin. Benim elimden gelse canımı verirdim onun için. Ya sen? Sen de mi? Ah o zengin kız. Keşke o hiç olmasaydı. Seninle rekabet edebilirdim ama onunla... Teyze, ben şey... Utanma kızım. Bunda utanacak bir şey yok. Aşk utanılacak bir şey değil ki. Ay, keşke sen benim gelinim olsaydın.